Yap pazarlığını. Elinde tuttuğun abimin hayatını kaça satıyorsun? Ha? Ben para istemiyorum. Ama çok daha değerli bir şey istiyorum. Neymiş o? Çok daha değerli şey. Eyvallah şirketlerinden %10 istiyorum. Abinin sevdiğine kavuşmasını istiyorsan beni o şirkete ortak edeceksin. Yara eyvallah. Sen delirmişsin. Ulan sen ne şerefsizsin lan. Lan ulan sen ne şerefsizsin lan. Ali, Ali, Ali. Gel abi boş ver, gel. Gel abi, gel. Ulan dellenme lan. Dellenme. Bu kız sana abi dediğine göre benim de kızım sayılır. Hı? Ben de bu zenginlikten ne mal almayayım? Şimdi kızım söyle. Ortak oluyoruz mu? Dilara kızım, dediklerimi unutma. Babağın mirasını bu herifin haramına karıştırmak olmaz. Hı. Bak, Hacı amcan doğru söylüyor. Senin aklını karıştıran çok Lara Hanım. Ama artık karar vermen lazım. Abinin mutluluğu %10 hissediyor mu? Etmiyor mu? Benim abimin mutluluğu dünyalar ederdi. Ben bu yanlışı yapamam. Bu devirde yanlış doğru yok kızım. Bu devirde helal de haram da yok hacı. Bu devirde içeride olmak veya dışarıda olmak var. Ya plazalarda yürürsün, ya gece kondularda sürünürsün. Ya yırtarsın ya da yırtmazsın. Ya zengin olursun ya da fakir. Acayip mi? Heh. Ayağıma gelen fırsatı tepecek değilim. O yüzden Lara Eyüboğlu, babanın mirası mı, abinin hayatı mı? Hı. Seç. İstemiyorum lan. Lan istemiyorum lan. Hayat falan istemiyorum lan. Lan hayatını da yemişim. Kimliğini de yemişim. Lan istemiyorum oğlum. Hiçbir şey istemiyorum. Abi. Gülenşi, bu şerefsize tek kuruş koklatırsan abiliğim sana haram ederim. Anladın mı kızım? Bak kızım anlıyor musun? Abiliğimi haram ederim sana. Sabit. Şu camı aç annem. Çok yağ koktu içerisi. Aa, zıpkın etrafı tekmeliyor. Haydi. Sabaha kadar savcının kapısında yattı ya, yemiş tekmeyi bak. Sabit, sen git ona bak. Tamam. Hay Allah'ım, ben geliyorum birazdan. Mücverleri kızartıp geliyorum. Thank you.
Sen sabaha kadar Sare'nin kapısında yattın, o da sana tekme mi attı? Mercan öyle dedi. Yok. Tekme atmadım. Ne oldu? Ben ona kör küçük aşık olduğumu söyledim. Körkütük. Öyle deniyor işte güzel Türkçemizde. Aşk Sare'de sana körkütük müymüş? Yok. Hem... hem kör... hem kütük olan benmişim. Öyle dedi Mete abi. Niye öyle dedi Mete abi? Bu cahil halimle... bir savcıyı kendime denk gördüğüm içinmiş. En çok neye bozuluyorum biliyor musun? Hiçbir şey diyemeden susup dönüp çıkıp gittim evden. Ne diyemedin? Ulan bu canına yandığım dünyasında cahillere aşk haram mı diyemedim. Cahiliz, fakiriz. Ulan aşık da mı olmayalım diyemedim. Aşkı herkesten iyi biz biliriz diyemedim. Ulan biz zenginlerin kapısında değil, biz sevdiğimizin kapısının önünde yatmayı biliriz diyemedim. Sokak lambaları kaçta sönüyor biliyor musun? Ben sevdiğim kızı beklerken öğrendim diyemedim lan. Hayırdır oğlum, şair çıkmış içinden? İçimden çıkan meseleye tüküreyim. O bile fakir. E fakirsin. Ne çıkacaktı içinden? Fabrikatör mü çıkacaktı? Fakirsin, fakiriz. Ya sen dengin olmayan kıza aşık olursan anca böyle şiir yazarsın işte. Ya abla bırak Allah aşkına ya. Bak abla. Zaten yeterince Mete abi yerimi de haddimi de bildirdi. Bir de sen gelme şu anda benim üstüme. Mete abi ne dedi? Ya abla bırak. Ne demek Mete abi haddimi bildirdi? Ne dedi oğlum? Söylesene. Lan zıpkın. Soru soruyorum. Söyle oğlum. Sen daha kendi cahil haline bakmadan bir savcıya aşık olan kör bir kütüksün dedi. O kim ulan benim kardeşime haddini bildiriyor? Hayırdır, bir tek sen mi haddini bildireceksin bana? Evet, ben bildiririm. Senin haddini bir tek ben bildiririm çünkü ben senin ablanım oğlum. Ama dışarıdan biri senin haddini bildirmeye kalkarsa onun da alnını karıştırırım. Vallahi mı? Evet, vallahi. Hadi şimdi gidiyoruz Mete'ye bakalım. Hayır, aa, dur abla. Abla dur. Aa, Mercan çıldırdı. Gideceğiz, soracağız. Ne demekmiş bunlar bakalım? Ne diyeceksin? Hor gör be garibanı mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Aynen öyle diyeceğim. Sen kimsin de benim kardeşime haddini bildiriyorsun diyeceğim. Haydi. Abla. Ya Allah Allah. Bir şey diyeceğim. De. Ben sana kurban olurum ha. Ben de sana kurban olurum. Bak sen bir sarıl bana. Benden aşk acısı kalır ne de başka bir şey. Gel. Bak bakayım bana. Çok mu aşıksın lan sen bu kıza? Çok. Gel lan buraya.
Ben de geleyim mi lan buraya? Gel lan gel. Ay kuzularım benim. Ali? Ne oldu? Ragıp şirkete geldi. Gülayşe'nin karşısına çıktı. Ne? Hayatımı elinde tutuyormuş. Öyle dedi. Kimliğimle kardeşimi almak için Gülayşe'den... Ne istedi? Ne verecekmiş? Eyüboğlu şirketinin %10 hissesini. Yuh. 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 Maşallah kuzuma. Aç kuzum ağzını. Anam ben maşallah kuzuma. Maşallah kuzuma. Seviyorum seni. Hadi bak sen. Hadi bak. Aferin benim oğluma. Paşamı benim. Hoş geldiniz. Abla ne oldu? Kızım ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Yara? Söyle istersen. Kara izletsene çektiğini. Verdin mi? Vermedim. Oh çok şükür. Şükür yine şükür. Şükür. Barbara söz verdim çünkü. O bana söyleyene kadar hiçbir şey vermeyeceğim. Nasıl sen? Barbar hissi verebilirsin neyse. Verecek mi hisseyi? Valla ben ailemin mutluluğu için... Gerekirse dünyayı bile gözden çıkarırım. Yalnız yengecim, o dünya senin olsa tabii istediğini yap çıkar gözden de... ...yarısı da bizim ya. Konu o değil. Konu para pul değil ki. Konu benim abimin emaneti. Yaram, benim seni canı feda. Em ve aile şirketimizi. Aile mirasımızı sen. Bir ay yaşı ortak edemem, rızam yok benim buna. Hacı bir şey desene. Ben diyeceğimi şirkette dedim. Helal mirasına harama karıştırmak olmaz dedim. Bak ağır toplardan da veto edin. Akıllı ol biraz akıllı. Tamam hadi beni dinlemiyorsun da bari halanla hacı amcanı dinle. Babanın mirasına o ay yaşa kaptırmana hiçbirimiz razı değiliz. Ragıp Bey'le beraberiz. Seni bekliyoruz. Ay bak şirkette hisseydi derken benim manikür randevum vardı. Onu unuttum görüyor musun? Hadi ben çıktım. Yengeciğim paralarımızı o ayak takımına kaptırmayacağından hiç kuşkum yok. Gel hadi gel. Gel. Sonra işte bu şerefsiz. Gülayşe'yi babanın mirasını, abinin hayatını seçti. Ben de dellendim. O şerefsize tek kuruş koklatırsan sana abiliğimi haram ederim. Ne? Abi sen ne yaptın ya?
Başka yol gelmedi oğlum aklıma. Gülayşe seni kaybetmeyi göze almaz. Vermez babasının mirasını. İnşallah vermez. Biz bu zamana kadar kendi savaşımızı kendimiz verdik, değil mi? Hı hı. Sırtımızı bizden başkasına dayamadık, değil mi? Yok. Gülayşe'mizin kalbini biliyorsun. Ama sırtımızı ona da dayamıyorsun, değil mi? Asla. Sana söz bir yolunu bulacağız. Kayıp kardeşime ulaşacağız peşindeki o adamlardan önce. Köksüz tayfa bir kere daha kazanacak. Hem ben bir kere kafaya koymuşum. Alacağım kızım sen. Kardeşinle de düğünümüzde halay çekeceğim. Çekeceğim. Çekeceğim, ahtım olsun. Heyt be! Ulan zenginlerin de, okumuşların da, asortiğin de yola açık olsun. Biz bize yeteriz be! Niye coştun ya? O yeni mesleğini icra ediyor artık bak. Allah Allah. Neymiş ki yeni mesleği? Şair. Şair efendim. Gel bakayım. Hadi seninle bir yere gideceğiz. İşimiz var. Sağ ol, git sen de. Nereye gidiyorsunuz? Ben de geleyim. Çocuklar okuldan gelecek. Sen burada kal. Ha, tamam, kalayım. Ama nereye gidiyorsunuz? Vallahi biraz çatlayacaksın ama. Çıkırız. Ali, nereye? Nasıl? Nereye gidiyorsunuz ya? Ya vallahi çatlarım. Ya ben kime ne diyorum ya? Kimse getiremeyecek ben olayım. Var var. Gülayşe. Sen neredeydin bütün gün? Çok ihtiyacım vardı sana. Tamam, tamam. Geldim bak, buradayım. Ne istedi o şerefsiz? Şirketten %10 hisse. %10 hisse mi istedi şirketten? Sağlığınıza. Vay vay vay. Nasılsınız çekirdek ekibim? Biz iyiyiz Naz Hanımcığım, haberler sende. Vallahi. Tahmin ettiğimiz gibi. Ben dahil herkes hisselerin verilmesine karşı çıkıyor. O kıza hisseleri verdirmezler. Yani benim oğlan var ya, Ali. Hiç verdirmez. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ali dahil kimseyi dinlemezler ha. Bir tek Barbaros işte. O verme derse akan sular durur. Barbar'ı durdurmakta kimin görevi? Senin görevin Gözde'cim. Bu Lara. Çok mu aşık Barbara? Yani. Yazık. Karşılıksız aşkın ne kadar kötü olduğunu bilirim çünkü. Acıdım kıza. Acıdın mı? Hı. Ayol karşılıksız falan değil. Barbar Lara için dünyayı yakar. Ne? Emin misin? Eminim ayol. Ben bunun tam tersini duydum. Kimden duydun?
Kimden duyduysan seni fena kandırmış Gözdeciğim. Çünkü barbarlara sırılsıklama aşık. Kız, bana bak. Yoksa barbar mı dedi? Ben de bunu uyanık bir şey sanıyordum ha. Benim kuzen bunu bayağı keklemiş. Gelin garajda konuşalım. Emine, abicim gözün açık olsun. Sağ ol abi. Ne oldu, niye gizli gizli buraya geldik biz? Hüma'dan kaçtık. Ah, sonunda be, sonunda anladınız değil mi? Bak o kız tahammül edilebilir gibi bir şey değil. Ya tamam, şimdi boş ver o kızı ya. Ragıp'ın arkasında kimin olabileceğiyle alakalı bir tahminim var. Benim de var. Sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim önce? Vallahi istiyorsan beraber söyleyin. Nazmi. Nazmi. Ne? Tebrik ederim kardeşim. Bravo ya, muhteşem biraderler. Ben de sizi tebrik ediyorum da Kara, sen bir şey kaçırıyorsun. Ney? Evde de şahit oldun, şirkette de şahit oldun. Nazmiye'nin aklı çıktı ya ben hisseleri vereceğim diye. Yahu Gülayşem, anlamıyor musun? Tam da böyle düşünmemiz için yapıyor. Nasıl yani? Ondan şüphelenmeyelim diye Ragıp'a karşı durdu. Tam Nazmiye'lik davranış işte. Bilader, zaten bunun bir şey yapacağını biz tahmin etmiyor muyduk? Tabii canım. Rahat durmayacaktı, durmadı da. Her türlü. Yok, bu kadarını benim aklım almıyor ya. Allah Allah, Gülayşem neyini aklın almıyor ya? Bir düşünsene. Bu şirketin %50'si senin, %50'si Nazmiye'nin, Hüma'nın değil mi? Heh, şimdi Ragıp'a sen %10 verirsen ne olacak? Senin hisselerin %40'a düşecek, çoğunluk onlara geçmiş olacak. Ben bu yeğeni hızını yolarım. Ben bunu yolarım ya. Ya Gülayşem, sen o Eylöz'ü falan yolmayacaksın. Sakin kalacaksın, tamam mı? Bırak Nazmiye işlerin yolunda gittiğini falan düşünsün. Onu bu sefer enseleyeceğiz. Nasıl enseleyeceğiz? Var bir planım. Var da yarın anlatırım, operasyona gideceğim. Bu arada üzülerek söylüyorum. Çatala yine sen bakacaksın. Barbar. Ne? Ayıp oluyor kardeşim artık, çatal çatal. Bıktım ulan, yeter ya. Bir de maaşa bağla bari, tam olsun ya. Ya ne yapayım birader ya, Allah Allah. Tamam tamam Kara abi, ben sana yardım ederim, gel. Vallahi bıktım ya. Ağlama ya, ağlama. Çok ağlıyorsun, ağlama bu kadar. Barbar. Ha Gülayşem. Operasyona gideceğim dedin ya. Dedim. Tehlikeli mi? Hem bir akşam yemeği de konuşalım mı ya? Ha? Olur. Bana uyar. Tamam. Ya var var söylesene, ben uyuyamam ya. Ya Gülayşem, bak tehlikeli bir operasyon değil. Ama sen her operasyona gittiğimde böyle yapacaksan yandık, işimiz var ya. E ne yapayım ya, güle oynaya mı uğurlayayım seni? Dua et. Dua et güzelim. Polis işi öyle yapar. Alış. Eşim mi dedin? Ha. Olmayacak mı? Olacağım. Evleneceksin yani benimle. Bu bir evlenme teklifi mi şu an acaba? Yani eğer sen bunu bir evlilik teklifi olarak değerlendirdiysen bir evet demeni beklerim. Yo. Yo yani ben Ali abim teklifin üstüne çıkmayan teklifi kabul edemem ha. Gülayşem, yani Ali abin öyle bir noktaya getirdi ki evlenme teklifini. Daha iyi bir teklif varsa hemen söyle, hemen edeyim. Barbar, sen evlilik teklifi edecekken nasıl edeceğini bana mı soruyorsun ya? Ödük müsün sen? Bak ya, yine ödük olduk. Ama Gülayşem, sen böyle yaptığın zaman ben stres yapıyorum, ne yapayım? Beter ol aşkım.
Bir daha de bakayım. Beter o. Onu değil, diğerini. Ya güzelim söylesene ya. Lütfen. Ya bak tamam, operasyona gideceğim. Operasyonda sadece sana edeceğim evlilik teklifini düşüneceğim ama söyle. Operasyonda kız düşünülmez. Aşkım. Allah'ım sen aklımı koru. Ben kafayı yemeden gidiyorum buradan. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Lara'cığım, sevginin bu akşam benimle yemeğe çıkacağını biliyor musun? Bize eşlik etmek istersen diye konum yolluyorum. Attım. Helal kız. Doğru olanı yaptın vallahi bak. Yani Barbaros'un bizi bitirmemesi için bizim Barbaros'u bitirmemiz gerekiyor. Onlar ayrılacaklar Naz Hanım. Emin olabilirsiniz. Görürsünüz. Bitmiştir o iş. Biz nereye geldik? Mercan'ın annesinin evine. Harbi mi? Abi Mercan'ın ailesini mi buldun? Yok. Başka bir şey için geldik buraya. Ne için geldik? Siz o kocasını öldüren katil Ayşe'nin kızıyla gelmiştiniz buraya. Sen de Mercan'ı üzmüştün. Niye geri döndünüz? Zıpkın, kazma bul bir yerden. Kazmayı ne yapacağız ya? Mezar kazacağız. Uyar mı teyze? Bir mezar kazak mı? Ha? Sende kazma var mı? Ya burada kazma mazma yok ya. Arabada var. Ya bu kadar gizem fazla, biz niye geldik? Biz ne kazacağız burada? Zeytin ağacının toprağını. Sabit sürprizi anladı, çok sevdi. Ya belki ben sevmeyeceğim o sürprizi. Yani biz harbiden niye geldik buraya? Bu zeytin ağacını Mercan'ımın anası dikmiş. Mercan ağacı görünce çok ağladı. Harbi mi? Anası hapisteyken Mercan'a demiş ki, bahçeye bir zeytin ağacı diktim.
Onunla birlikte büyüyeceksin. Buradan çıkınca ikiniz de kocaman olacaksınız. İkisinin de kocaman olduğunu göremeden gittik kadın. Ayşe ana fidanlarından ayrıldı ama... ben onun iki fidanını kavuşturmasam... Ulan köksüz hadi. Yüreğine kurban senin be. Hadi. Hayırdır? Niye dışarı bakıyorsun? Hiç. Ay çok acıkmışım ya. İyi, afiyet olsun. Ne yaptın? Teklifimi düşündün mü? O zaman şu teklifini bir daha bir hatırlayalım bakalım. Olur. Sen beni Ragıp'ın avukatı olarak kimin tuttuğunu öğreneceksin. Değil mi? Aynen. Ha bir de Ali'nin kız kardeşini bulma konusunda yardımcı olmanı istiyorum. Ben de sana Ali'nin kardeşini bulman konusunda yardımcı olacaktım. Tamam. Peki sen? Şu an kazandığından daha fazla kazanmanı sağlayacağım. Lara Eyüboğlu ile evlenip mirası ele geçirince benimle paylaşarak. Değil mi? Aynen öyle. Ne diyorsun? Sence anlaşabilecek miyiz? Peki mesela... sen Lara Eyüboğlu ile evlenemezsen diyelim ki... o zaman ne olacak? Niye evlenemeyim ki? Çünkü... Ayşe. Bu kadınla sevgili olmadığını söylemiştin. Ayşe sevgili falan değiliz zaten. Öylesine takılmadığını da söylemiştin. Ayşe'm bak gerçekten göründüğü gibi değil. Açıklayabilirim. Bu akşam operasyona gideceğimi söylemiştin. Ayşe açıklayabilirim sana gerçekten. Operasyon boyunca... bana nasıl evlilik teklifi edeceğini düşüneceğini söylemiştin.
Beni bir dinlersen her şeyi anlatacağım sana. Artık düşünmene gerek yok. Çünkü benimle evlenemeyeceksin. Çünkü benim yüzümü bir daha göremeyeceksin. Gülayşe bak, beni delirtme. Şşş. Tek kelime daha etme. Bana hiç mi inancın yok? Yok! Benim sana inancım yok! Sakin. Kalmadı! Sakin. Seninle işim bitti Barbaros Tunalı. Bu sefer gerçekten seninle işim bitti! Tamam Gülayşe, sakin ol. Açıklayabilirim sana her şeyi. Defol hayatımdan. Lan dönün önünüze siz de! Gülayşe sakin ol da bir açıklayayım sana! Gülayşe bir... Çekil, çekil. Sana da borçlandım. Bir teşekkür borçluyum. Rica ederim. Sen haber vermeseydin ben hala bu herifin yalanlarına inanmaya devam edecektim. Dediğim gibi rica ederim. Bu bir çeşit kadın dayanışması değil. Gülayşe. Sen sus. Sus. Doğru. Kadın dayanışması. Ama bir borcum daha var be. Nedir? Konuşacağız. Oh, Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Gülayşem. Özür dilerim. Özür dilerim, çok özür dilerim. Tamam. Tamam Gülayşem. Tamam. Çok acı değil mi?
Yani Gülaş'ım senin de pek elinin ayarı yok be. Ha? Vur dedi öldürdün. Ay ama var bari tamam bu bir plan olabilir ama yine de o kadına yemek yedin yani. Yuh ya. Ya biz beraber yapmadık mı bu planı seninle? Lara'cığım, sevginin bu akşam benimle yemeğe çıkacağını biliyor musun? Barbar. Gülayşem, iyi misin? Ne operasyonu bu? Güzelim sana söyledim ya az önce, tehlikeli bir operasyon değil diye. Ya söyleyeceğim de çıldıracağım biliyorum. Çıldıracaksam da söyle Barbar. İyi tamam az çıldır bari olur mu? Bak bu ragıbın arkasında kimler var onu öğrenmem gerekiyor. O yüzden de Gözde'yle yemeğe çıkacağım. Ama yemin ederim bunu bir operasyon gibi düşün. Kulaklık falan takıyor olacağım. Cemal abinin arabanın içinde bekliyor olacak, konuşmaları kaydedecek. Vallahi öyle bir şey. Bana yalan söylemediğin için teşekkür ederim. Bir dakika. Sen şimdi bana kızmadın mı? Saklasaydın çok canım yanardı. Kızım, ben tövbeliyim hocanı yakmaya. Lara'cığım, sevginin bu akşam benimle yemeğe çıkacağını biliyor musun? Bize eşlik etmek istersen diye konum yolluyorum. Yuh ya. Bu kadın harbiden manyak, ruh hastası be. Sence bu ruh hastası neden bana böyle bir mesaj atıyor? Benim oyunumu gördü. Tahminen de naz bozdu işim. E ne yapacağız peki? Onların yaptığı bu blöfü yemiş gibi davranacağız Gülayşe. Nasıl yani? Gülayşe bak, aklımda çok iyi bir fikir var. Çok iyi bir plan var. Onlar ava giderken avlayacağız onları. Ama sen önce söyle, hazır mısın? Eğer o şıllığı yolmama izin verirsen hazırım. Tamam. Yo, ben yeterince yollamadım ya o kadını. Yeterince yollamadım o şıklığı ya ben. Gülayşen beni bile haşet ettin ya. Ayrıca tokatı anladım da. Ya tekme nedir be güzelim? He tamam doğru. O biraz fazla oldu aşkım yani ne haklısın. Sen bana böyle aşkım diyorsun ya. Ben eriyorum biliyor musun? Ya. Ya. E senin kayın varmış ya. E söyleyeydin daha önce bir tur binerdik. Adalara gider gelirdik bununla. Bir ara turlayalım ya bunda. Benim değil bu Cemal abi şirketin. Gel. Hoş geldin. Güzel anların katili Cemal. Kız yenge o nasıl bir şapalaktır. Vallahi ellerine kollarına sağlık ya. Cemal'im bakıyorum da çok hoşuna gitti gibi ha. Vereyim sana bir zil oyna. Ya agacım tamam birazcık içim acıdı ama böyle yani o yıllardır tanıdığım dağ gibi komiserim. Böyle patates çuvalı gibi. Lan tamam abartma oğlum. Şey bir de siz gittikten sonra o Gözde yılanı salına sinsice restorandan çıktı. Keyfi de pek gıcırdı yani. Ben ne dedim sana? Ben yeterince yolamadım onu. Salına gitmiş görüyorsun. Yapma ya Gülayşen. Bıraksam ne yapacaktın? Ha? Kafasında saç kalmayana kadar yolacaktın herhalde. Yolacaktım ya Allah Allah. Of Gülayşen ya. Of. E aga ne yapıyorsun şimdi? Vallahi biz Gülayşen'le çok güzel bir şov hazırladık Nazmiye'ye. Değil mi Gülayşen? Aynen. Yarın öğlene bu iş biter, Nazmiye de kendi kazdığı kuyuya düşer, çak. Ama bak bu sefer o elinin ayarına hakim olacaksın, tamam mı? Söz mü?
Tamam Çavuz. Gel kız buraya. Mamalar mı yiyeceğiz biz şimdi ha? Mamalar mı yiyeceğiz ha? Öpücük ha? Bir tanem, bir tanem. Bu kızı evlendirmemiz şart. Hangi kız atıyorsun Hacer? Bu evde 3 tane kız var. 3 kızın ikisi dizimizin dibinde Hafız. Hangisi burada yoksa onu diyor. Gülayşe abladan bahsediyor. Bana da öyle geldi. Aynen ondan bahsediyorum. Ondan bahsediyorum bak. Akşam izin okunalı kaç vakit geçti. Kapıda arabası yok. Derdi bu kız. Barbarladır alam ya, merak etme. Bu benim için mi rahatlayacak ama? Evlenince mi rahatlayacak için? Rahatlayacak. Rahatlayacak tabii. Ben merak etmeyeceğim nerede bu kız diye. Salacağım kocasının üstüne, o düşünsün. Seni acayip katılıyorsun Hacer. Evlendiren bu kızları rahat eder. O deli bozuk Barbaros bizim kızı zapt eder. O deli bozuk kendini zapt edemiyor. Nasıl zapt edecek? Aman Hacı, al birinden vur ötekini ya. Kız ne gıkırdayıp duruyorsun sen de? Git şu Ganer'e, Gara abine sor bakalım. Biliyor mu Lara'nın nerede olduğunu? Hemen Hacer teyzem hemen. Gel bakalım biz bir soralım. Gel bakalım, gel bakalım da. Oo, oğlum sen yine mi altını pislettin ha? Yine mi ha? Yine mi? Ey hadi hadi tamam, sen git onun altını değiştir. Hüma git kızım, sen sor be. Vallahi ya gıcık oluyor mu Kara ya, vallahi gıcık oluyor. Ben mi gideyim sorayım Hüma? Ben mi gideyim kızım? Lara ne zamandır gayıp ortada yok, merak ediyorum. Hadi sor Kara'ya, belki biliyordur. Hacı, bunların her biri bir alem. Ne edeceğiz biz bunları böyle? Gel ki gel, azıcık sakin ol. Gel otur, otur öyle. Of! Otur azıcık, azıcık sakin ol, otur. Lan dur! Gelmeyin, bakmayın bana! Bırak! Bırak beni! Dur. Bakmayın! Lan kim bakıyor dur? Peşimde lan! Kimse peşinde değil, kim peşinde manyak? Lan ne oluyor, nereye bakıyorsun? Köksüzler! Köksüzler! Gelmeyin! Geber git diyeceğim şimdi, yeter lan! Gelmeyin! Lan gel. Dur! Gidin! Gidin gel! Lan ne yapıyorsun oğlum? Gelmeyin! Lan manyak! Gidin gelmeyin! Git! Gidin oradan! Oğlum delirme, ne yapıyorsun? Kara! Kara ne yapıyorsunuz? Ne yapacağım? Bak ediyoruz. Ne oldu? Kürte girdi. Harbi abi. Gidin lan! Bırakın beni! Lan ne oldu bir de? Aa, gelme! Çatal! Gidin! Peşin gidin! Kara kapı kilitli! Bir şeylerin içine bak, oradadır. Gelmeyin yaklaşma. Geber yaklaşma. Şimdi. Gelmeyin yaklaşma. Yaklaşmayın gene. Dur. Kara, dur, ne oluyor ya? Gidin. Hüma, dallumbazın üzerinde. Bırakın beni. İlaç kutusu var. Onun içinde ampul var. Ampulü kır. Enjektörü çek, sakinleştirici o. Ver çabuk. Ver şey lan. Çatal, bırak dur. Gidin lan. Lan dur. Bırak beni. Sakin ol. Tamam, bırak, dur lan. Gelmeyin. Dur lan. Gidin, gelmeyin. Bırak beni. Çabuk ol. Gidin. Tamam. Zaptı tamam. Gidin, vurun içine. Bıraksınız da. Gidin. Ya. Ulan dur! Dur ulan dur! Kimse yok! Çatal! Beni. Al! Bırak al! Gidin! Bırakın peşimi! Dur ulan! Ölmeyin! Al! Bırakın peşimi! Bırakın peşimi! Köksüzüm! Gelin! Bırak! Tamam! Bırakın beni! Tamam! Bırak! Tamam! Bırak! Bırakın beni! İyi olsun!
İyi misin? Ne getirdim bakalım size Çatal? Abi ne getirdim biliyor musun? Bak, bak. Bak bu güzeller güzeli kızı getirdim. Bak tanıştırayım. Sultan, Sultan bak bu da Erdal amcan. Ya bu mu güzel? Abi yapma gözünü seveyim ya. Ya kundak çirkini mahalle güzeli abicim. Bak elimdeki bütün bebeklerin içinde en güzeli buydu. Vallahi bak. Ya işine yarar mı diye ilk önce sana getirdim abi ya. Ya Çatal kara kuru bir şey bu ya. Ya bu dilenirken işe yarar da yani. Ya zengin müşteri bunu beğenip almaz Çatal. Yok almaz. Ya Erdal abi. Abi. Tut lan şunu. Şişt. Sıkı tut ha, tamam mı lan? Tamam mı? Şişt. Ya Erdal abi bak ne diyeceğim. Abi gözünü seveyim bir dinle ya. Bak bu bebeği iyi beslenirse var ya çok güzelleşir ha. Vallahi bak babası bunu hep aç bırakmış ondan böyle ya. Ya bak ucuza bırakırım sana. Ya yok Çatal istemem ya. İstemem ya. Sultan. Sana Erdal köpeğinin öyle dediğine bakma tamam mı? Çirkin değilsin. Çok güzelsin. Tamam. Belki Güler'e kadar komik surat olmasın ama olsun. O da senin gibiydi çöpte bulduğumuzda. Çatalımıza zarar vermesin diye alıp kaçmıştık. Biz onu koruduk da seni koruyacak hiç kimse yok. Ben bana da bir çay doldurun. Ama ikimiz de buradan kaçarsak seni ben koruyabilirim. Baba koş, kara kaçıyor. Lan kaçıyor mu? Ya koş, koş yakala şunu. Koş. Ya koş. Lan sen benim sermayemi al. Nereye gidiyorsun lan? Ha, nereye gidiyorsun? Bu kaçıncı kaçışın lan? İkinizi de öldürmene ermeyeceğim lan. Kara. Kara.
Kara, sana diyorum, iyi misin? İyiyim. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Bir gün bu herifi öldüreceğimi dair kendime yemin ettiğim günler geldi aklıma. İyiyim. Şimdi yardım ediyorsun ama ona. Niye? Gerizekalıyım çünkü ondan. Oh! Dayımı böyle yerde mi bırakacaksın? Ne yapayım Mima? Dizime mi yatırayım? Ya ne bileyim, koltuğa falan yatırsaydın, yazık. Adam böyle yerde yatmasın. Yok. Bir karaya bu kadar yüklenmeyin artık. Ama beni şaşırtıyorsun bugün. İtiraf edeyim. Nasıl şaşırttım? Çatal yerde yatmasın diyorsun. Yani biraz daha zorlasan... iki kardeşi birbirine düşürecek kadar bencil bir insan olduğunu unutacağım ya. O kadar yani. Ben bencil değilim. Senin o saçma sapan sevgili olalım teklifini zıpkın bilmeliydi. Ama zıpkın... Sare'nin kapısında yatıp uyudu sabaha kadar. Ne haber Hüma kuşu? Canımı acıtmak için yapıyorsun değil mi? Bana bencil diyene bak. Asıl sen kendin nefretinden başka hiçbir şey düşünmeyen bencil herifin tekisin. Çok mersi. Evet, günlük iltifatını da ettiğine göre... Niye geldin? Ne oldu? Beni mi özledin? Tek özlediğim şey... senin buradan defolup gitme ihtimali. Anan cezasını bulmadan böyle bir ihtimal yok. Unut. Ara ara gel böyle. Beni özlediğinde. Güzel oluyor. Allah'ım yarabbim ya. Allah'ım sabır ver bana ya. Ben seni özlemedim. Özlemem. Ben Lara'nın nerede diye sormaya geldim. Nasıl? Gül Ayşe yukarıda değil mi? Hayır. Nasıl? Barbar'la olabilir mi? Olamaz çünkü Barbar operasyonda. Yok, telefonu da kapalı, ulaşılamıyor. Mima? Senin ne işin var anneciğim gece gece bu herifle? Kaçırıyorum kızını Nazmiye. Oldu mu? Gül Ayşe kayıp, bulamıyoruz. Ne oldu ki? Ya bilmiyoruz ki anne, Lara yok. Telefonu da kapatmış. E Barbara da ulaşamıyoruz, operasyondaymış. Allah Allah. Nazmiye duymuştur değil mi? Seni Gözde'yle bastığını. Duymuştur. Ah. Şimdi mutlu mutlu uyur. Gül Ayşem. Hı. Sana söz. Bu gece Nazmiye'nin son mutlu gecesi olacak. Yarından itibaren her şeyi ödeteceğiz onu. Ödeteceğiz.
Evet, buyurun, 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 buyurun. Gel ablam balığa, gel abim balığa gel. Allah aşkına. Derya kuzusu bunlar, gel, gel, gel. Oh, Agacığım, oh, sana bol soğanlı. Yengecim, sana soğansız. Oh Cemal abi, vallahi çok acıkmıştım ha. Allah razı olsun. Cemal'im sağ olasın, eline sağlık. Yengem afiyet olsun, sana afiyet bal şeker olsun. Sana sadece afiyet olsun. Niye lan? Duyuyor musun? Sen yeme. Niye ben yemiyorum? Burcu'nun kaptırıyor bir pır pır ya Gözde Hanım'la. Ya ben hiçbir şey yemedim. Ayıp ediyorsunuz ha. Ya at ya. Nasıl yemedin gözüme mi inanayım sana mı inanayım? Pır pır götürdün o Gözde yalanıyla köfteleri. Yemişsin işte ne inkar ediyor? Boğazında kalsın inşallah. Oğlum. Boğuluyordum ha. Allah büyük işte. Oğlum sen nasıl bir insansın ya? Lan ben nasıl bir boşluktaymışım da sana dostum demişim ya. Ağacığım ne yapacaksın? Bani dünya. Yengem her zaman önce gelir. Ulan. İyi yakın günün birinde. Sen de aşık olacaksın. Ay amin ya. İnşallah Cemil abim. İnşallah, inşallah. İnşallah be yengem. Allah razı olsun. Olsun da. Barbar Bey. Ne olacak o zaman? Sen aşık olduğun zaman işte benim yengem olacak ya. Yengeyi salacağım üstüne. Var ya sana çektirsin ya. Sana müstahak hak ediyorsun. Ya hadi ben kendimi geçtim. Bana zaten acımıyorsun da. Kıza da mı acımıyorsun ya? Ha? Sevgiceğini niye üzüyorsun ki yani? Niye? Sen benim sevgiceğimi bana kötülüyorsun Cemal abi. Ha? Ya şimdi orası ayrı canım. Sen benim yengemsin sonuç olarak. Yapma ya. Senin manitan olunca ben ne diyeceğim? Birader mi diyeceğim? Enişte mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Ha? Yenge olmayacak mı oğlum o da? Yok öyle olmaz tabii. Evet, olmaz. Sen ne çift standartlı bir Cemal abisin ya. Konuş güzelim, konuş. Hakkımı savun böyle. Hı, savunacağım tabii, savunacağım. Bak, sen kendi sevdiceğin olunca Alman kız üzülmesin ama ben olunca yenge başka. Vallahi ben hayatımda senin kadar haklı bir yenge görmedim biliyor musun Gülayşen? Vallahi görmedim. Yenge ekmek ekmek. Görür müsün ya yemeğimi? Ayıp be kardeşim. Önündekini ye önce ya. Öyle bir şey olamaz ya. Gülayşem azıcıklıyım sen zaten. Ayıp ya. Yedin iyi üzülüyorsun zaten ya. Hayır peki ben şimdi şunu anlamadım yani. Ne oldu da bu akşamın kötü adamı ben oldum? Neden yani? Kaçındın, hak ettin. O yüzden. Oğlum bak ayrıca bir atasözü vardır. Hemen söyleyeyim. Cemal. Bir atasözü vardır. Barbar'la Gülayşe'nin arasına girersen kabak senin başında patlar. Bak böyle. Bak. Kabak. Patlak kabak. Sana çok teessüf ederim yengem ya. Ben ne yaptım ya? Aşk olsun. Aa. Başka yok mu lan? Var. Var arkadaş, var. Sen nasıl doymaz bir şeye dönüştün yıllar içinde? Ben anlamadım ki. Aşk adamı ne hale getiriyormuş ya? Bunu bırakmam. Bunu da yersin çocuğum. Bırak onu da oğlum. Yok artık sen de. Var var. Ha Güneş'im. İnşallah bu gece Nazmiye'nin son mutlu gecesi olacak yani. İnşallah öyle olacak. Ali abimle Mercan ablam her gece her gün mutlu olsunlar istiyorum. Kimliklerine kavuşsunlar, evlensinler. Ali abim kardeşini bulsun. Mutlu olmayı en çok onlar hak ediyor. Öyle Gülaş'ım. Hak ediyorlar. Önce Nazmiye'yi alt edeceğiz. Sonra Ragıp'ı. Sonra da abini, sevdiğine de, kardeşine de kavuşturmadan durmak yok. Sana söz. Yemin olsun mu? Yemin olsun ha. Tabii.
Ali. Mercan'a. Ali, iyi misin? İyiyim, iyi. Ya Allah aşkına kaçta geldiniz akşam? Sizi bekleyeyim derken uyuyakalmışım. Hem nerede benim sürprizim? Uyumasaydın görürdün sürprizini. Bak delirtiyorsun beni ha. Delirince çok güzel oluyor sen demek ki. Var sende bir haller ama. Var mı bende bir haller? Ya Ali. Kapat gözlerini. Kapat. Ne yaptın ha? Sürprizi bana getireceğini beni mi sürprize götürüyor? Aynen öyle yapacağım. Seninle yürüyeceğiz. Ali önümü görmüyor. Bak hiçbir şey görmüyor. Sen güven bana Mercan. Burası mı? Açıyorum, hazır mısın? Hazırım. Ayşe'na da senin kadar mutlu olmuş mudur? Annem ben seni bulduğumdan beri mutludur. Sen bu zeytinin gölgesinde büyüyemedin belki ama bizim çocuklarımız bu ağacın altında oynayacak. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm. Ali Bey bak böyle her fırsatta ablama sarılıyorsun, öpüyorum bak. Ben buna çok tutuluyorum ha. Hele sen bana sor bakayım Zıplın Efendi. Ben bunu takıyorum. Ha. Öyle pek de takılıyor gibi de görünmüyor. Neyse. Kainat güzelim. Ha. Sürprizini beğendin mi? Bayıldım. Çok beğendim. Ya ne ara diktiniz bunu buraya? Gece 1'e 12 gece. Bak dakikayı da biliyor. Saniyesi kaçtı. Saniye kaçmaz. Anlıyorum. Ulan bir tane normalimiz yok. Allah'a şükürler olsun. Hadi Sabit'im çocukları uyandır da okula geç kalmasınlar. Ben de kahvaltıyı hazır edeyim. Ben de yardım edeyim. Olur. Zıpkın. Ha? Ya Gülayşe'yi arasana. Barbar'la Kara'yı alsın gelsin şu zeytin ağacının altında bir güzel kahvaltı edelim. Tamam canım. Kızım benim gözümde, gönlümde senden başka bir şey görmüyor. Aşığım lan ben sana. Aşık mısın?
Hem de kör kütük. O kadar kör ki şu cahil haliyle bir savcıyı kendine denk görüyor. Kütük. 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 Gülayşe mi geldi acaba? Hayda. Niye geldi şimdi bu? Vallahi hiç görümcelik yapasım yok ha. Günaydın. Günaydın aşk Sare. Günaydın savcı. Niye geldin Sare? Abin yeterince zıpkınıma haddini bildiremedi de sen eksikleri mi tamamlayacaksın? Ha? Canım. Ercan. Ya ne? İkiniz birden. Ne yapayım? Hazmedemiyorum. Ablana mı anlattın? Evet. Ablasına anlattı. Sen de abine anlatmışsın. Ya siz kardeşsiniz de biz mahalle takımı mıyız? Kavga istiyorsanız ederiz köksüzler. Ama şimdi başka bir konu var. Doğru, tabii. Biz cahiliz ya, nerede neyi konuşacağımızı da bilmeyiz. Ona da onlar karar veriyor. Konuşalım tabii, buyur. Sübhanallah. Ercan, bir sakin ol, bir nefes al. Savcı niye gelmiş bir öğrenelim. Çok sağ ol Ali. Size kimlik çıkartabilmek için bir yandan da Mercan'ın ailesini arıyorduk ya. Aynen. Bir şey mi buldun? Amcanın izini buldum Mercan. Amcam mı varmış benim? Varmış. Sana kimlik çıkartabilmemiz için DNA testi yaptırır mı diye sormamız gerekiyor. Hadi ona gidiyoruz. Alo. Güzelim, günaydın. Günaydın aşkım, neredesin? İyi, dışarıdayım. Birazdan da o konağa basmaya geleceğim. Ben çok sinirli olacağım değil mi ama? Çok sinirli. Aynen öyle Gülaşem. Hatta ufak bir sinir krizi geçirirsen hiç fena olmaz. Ben gülerim kesin. Bak, gülmek yok Gülaşem. Sakın. Plan buna bağlı. Nazmiye'nin inanması şart. Peki ya ben sinir krizi geçirince sen gülersen de Nazmiye bunu anlarsa? Ya kızım sen rahat olsana ya. Ben gülmem. Benim işim bu. Ben polisim. Bin defa yaptım bunu operasyonlarda zaten. Role girdiğim an itibariyle hayatta çıkmam. Ya ben çok gerildim ya. İnşallah oyunculuğum iyidir. Vallahi Gülayşe Hanım. Dün Gözde'yle bizi yemekte bastığınızda ben bile inandım bir ara gerçek olduğuna. Hiç fena değildiniz yani. Barbar, çünkü ben Gözde'yi gerçekten kıskanıyorum yani. Sen biliyor musun benim ne kadar kıskanınca delirdiğimi? Bilmez miyim? Bilmez miyim? Bak şöyle yapalım o zaman. Sen hayal et, düşün. Ben çok büyük bir öküzlük yaptım hakikaten. Gittim yemeğe çıktım o kızla. Hakikaten. Hakikaten çıktın. Öyle operasyon için falan değil yani. Hakikaten yemeğe çıktın, öyle mi? Aynen, hakikaten. Hatta dedim ki sana, ben operasyona gidiyorum güzelim. Ama hatunla yemeğe çıktım. Barbar, seni gebertir mi? Gülayşem, niye kızıyorsun ki ya? Çok güzel bir kadın. Hoş sohbet bir de. Güzel kadın. He? Hoş sohbet yani bir de. Güzel buluyorsun yani sen bu kadını, öyle mi? Gülayşem, yani hoş sohbet ve güzel bulmasam o kadınla niye yemeğe çıkayım sence?
Ayrıca sen bizi basana kadar biz gayet güzel vakit geçiriyorduk. Barbar. Bak beni delirtme. Beni delirtme. Bak benim bu yüzüme iyi bak. Bu yüzüme iyi bak çünkü bir daha göremeyeceksin. Anca rüyanda göreceksin. Duydun mu beni? He? Süper. Süper Gülayşen. Bu performansı senden bekliyorum orada da, tamam mı? Ulan yarabbim ya. Hakikat kıskanç ya bu. Kapattı. Lan Barbu. He? Oğlum bir ara ben bile gıcık kaptım sana ha. İyi oğlum işte, daha ne istiyorsun? Gülayşe hazır, sen de hazırsın umarım. Hazırım. Oyunculuk düşünüyor musun? Ya hadi be oğlum, bin şu arabaya ya. Güzelmiş. Sohbet diyor beni. Sağ ol kızım. Ay ne oluyor be? Bismillahirrahmanirrahim. Gülayşe aç şu kapıyı. Konuşmamız lazım. Ana Hacer teyze. Gülayşe abla dün gece gelip bir daha Barbar'ın ismini duymak istemiyorum diye odasına kapandı. Şimdi de Barbar abi kapıya dayandı. Kim bilir ne etti yine kızıma. Gülayşe sana diyorum aç kapıyı. Konuşmamız lazım. Ay ne oldu lazım acaba? Larem. Kızım ne oluyor? Emine, Emine arka kapıdan dolaş. Karaya söyle çatalı ön kapıya getirsin. Çabuk hadi. Ne oluyor? Emine hadi. Gülayşe. Tamam. Deli oğlum niye dayandı kapıya? Bir şey yok. Bir şey yok hacı amca. Bir şey yok. Nereye gidiyor? Dur. Bir yere gidiyor bu. Bir şey diyordur. Koş. Sana bu iş bitti demedim mi? Hı? Bitemez Gülayşe, konuşacağız. Niye geliyorsun lan kapıma? İn aşağı. He? Benim konuşacak bir şeyim yok, in aşağı. Ya Gülayşe saçmalıyorsun bak. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsunuz siz? Yaram kızım. Gülayşe bak beni yanlış anladın. Yanlış falan anlamadım ben. Ben gözlerimle gördüm. Ya neyi gözlerinle gördün? Ne gördün ki? Allah belanı versin lan senin. Allah senin belanı versin be. Allah senin belanı versin lan. Ne oluyor ya? Alo. Sen niye çatalı istedin? Çünkü bu ikisi... Baba oğul benim evimden gidiyor. Haydi. Haydi. Haydi defolun. Kızım sen delirdin mi? Daha iki gün oldu siz barışalı. Ne oluverdi şimdi iki dakikada? Hay çok yaşa Hacer. Bizim kız deli olan. Ne oluyor size? Ne oluyor? Ne oluyor ben size söyleyeyim mi? Ben dün akşam bu adamı Gözde denen o avukatla baş başa romantik bir yemek yerken bastım. Ana! Ya Gülayşe sen ne diyorsun? Ne romantik yemeği? Ne saçmalıyorsun ya sen? Ya seni şerefsiz. Ana! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlum ne yapıyorsun lan? Ulan Kara bilip bilmeden karışma! Neye karışma oğlum? Neye karışma lan? Oyuncak mı lan bu kız ha? Sen git elin avukatlarıyla yemek ye, finger de ondan sonra gel kızın kapıya dayan. Yok ya! Lan bilip bilmeden konuşma, bir halt bildiğin yok, yanlış anla de. Yanlış falan anlamadım ben. Ben gözlerimle gördüm. Ya Gülayşem etme ya. Ya bu kız sana mesaj atıp yanına çağırmadı mı? Tezgah yapıyor işte. Barbar sen bana operasyona gideceğim dedin. Yemeğe gideceğim demedin, yalan söyledin bana. Ya Gülayşem öyle değil. Ya konuşma ya benimle. Konuşma defol. Lan defol. Al şu babanı. Babanı da al. Defol git evimden. Haydi. Haydi! Ayol. Hadi bu bir halt yemiş tamam da dayımın ne suçu var? Öyle mi? Nazmiye. Senin evimde istemiyorum lan. Seni de, dayını da, kuzenini de evimde istemiyorum. Ben sizin soyunuzu evimde istemiyorum. Laşe. Sus. Haydi. Dayını da, kuzenini de al. Defol evimden. Haydi yallah. Haydi. Hiçbirinizi istemiyorum lan evimde. Yeter be. Birisi beşiğimden çalar. Birisi beni satar. Birisi yüreğimle oynar. Defolun lan evimden. Haydi. Yalnız ben bu evin insanıyım. Nazmiye. Nazmiye. Hayatım kız kimseyi istemiyorum diyor. Kalkın gidin diyor. Naş diyor. İkile diyor. Hadi. Sen kimsin ya? He? Kimsin annem evden kovuyorsun? Hiçbir yere gitmiyor.
Biliyor. Gideceklerim ha. Hiçbirini evimde istemiyorum. Duydun? Yalnız bu bayağı sinir krizi geçiriyor. Ben size söyleyeyim ha. Ya kes be! Kes! Haydi! Ya yeter, defolun ya! Ay tamam be. Barbar. Sen dayımı al çık Allah aşkına. Emine sen de montumla çantamı ver bana. Yengem bak böyle olmaz. Sen de bir az sakinleş, tamam mı? Ben akşam gelince güzel güzel konuşuruz canım. Nazmiye defol. Yeter be. İnanmıyorsanız inanmayın. Bir dakika durmam burada. Bu. Ay babasını almadı bu. Nazmiye. Şu dayını al. Defol git. Hadi. Hadi. Hadi kurma beni kendine. Hadi. Gel hadi gel. Ne yapıyorsun Lara? Ne yapıyorsun? Alo. Lara Hanım. Hayırdır? Darp ettiniz diye özür dilemek için mi aradınız? Kes be. Müvekkiline söyle. Abimin kimliğiyle kız kardeşinin hayatı karşılığında %5 hisse. Yarım. Kabul ediyorsan öğlen şirkete gelsin. %5 çok az ama Ragıp Bey bunu kabul etmez. Bana bak. O şerefsizle konuşur musun? Ne yaparsın bilmem. %5 teklifim öğlene kadar geçerli. Hadi eyvallah. Kızım ne diyorsun sen? Bu bağın bunca senelik alın ter mi? O ay yaşa mezem edecek. Bak Ali abim bile dedi, hakkımı helal etmem dedi. Hah. Hadi gel şimdi bir Ali abimin yanına gidelim de şu yediğin altı anlatalım bari. Hadi. Yürü, müsaadenle Hacer annem. Gidin, gidin. Belki aklı başını gelir. Ana. Efendim Gözde'cim. Lara aradı. Bu öğlene kadar geçerli bir teklif yaptı. Daha evine gelebilir misiniz? Gözde şu anda pek müsait değilim. Dayımı eve bırakıp akşam gelsem. Çok acil yalnız Naz Hanım. Acil. Dediğim gibi bu öğlene kadar geçerli bir teklif. %5. Hemen geliyorum. Bu arada. Geçen gün Barbar benim peşime polis taktı. Bence siz de dikkat edin, peşinize birini takmış olmasın. Çünkü Ragıp'la ilişkiniz anlaşılırsa mahvolursunuz. Sen merak etme, arkam bomboş. Tamam, görüşürüz. Nazmiye. Heh. Yeğenim bu evi de mi ben aldım ya? He dayı, he sen aldın gel. Vay vay vay. Oo Naz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk gel. Nazmiye. Heh. Sevmedim ben burayı, gidelim buradan.
Kim bu? Ay be. Yılların çatalına bak sen. Lan ne hale gelmişsin? Sen kimsin lan? Kim bu Nazmiye? Ragıp ben, Ragıp. Eski dostum. Kök Zalli'nin babası. Tamam, ne çabuk unuttum. Ay yaş Ragıp. Hadi lan oradan. Ay yaş Ragıp genç de sen moruksun. Hem sen ay yaş Ragıp olsan şimdiye kadar benim kucağıma çoktan bir bebe tutuşturduydun. Ay yaş Ragıp'ın diyor ya. Ya gidelim buradan Nazmiye, sevmedim ben burayı. Buna bak. Laf sokuyor aklınca. Allah sen dayı hadi. Sen geç otur bak sıcacık sıcacık otur. Heh. Nasılsın sen? Gözde gelmedi mi? Yok gelmedi. Ya bu avukat bir şey konuşacağız dediydi telefonda. Sen biliyor musun ne konuşacak? Lara Eyüboğlu'nun yeni teklifi hakkında konuşacağız. Neymiş yeni teklifi? Bu öğlene kadar geçerli %5'lik teklif yaptı. Müvekkilinizle görüşün, bana haber verin dedi. Bana uyar. Naz Hanım, siz ne diyorsunuz? Vallahi bilemedim Gözde. Sen ne diyorsun? Yani %5 bile alsanız kızınızın hisseleriyle beraber çoğunluk size geçmiş oluyor. Kabul edin derim ben. Kız senin boynuna ne oldu? Lara Hanım'dan hatıra diyelim. Seni yoldu diyelim. Ama değdi. Sana bir şey diyeyim mi? Hakikaten değmiş. Sabah görecektin, kıyamet koptu. Barbar kapılara dayanmalar, yok benim bir suçum yoklar. Hepsi Gözde'nin kumpasıydı demeler. Ama Lara affetmedi değil mi? Cık. Ayrıldılar. Hadi gözün aydın kız. İlayş Hanım. Hı. Çok iyi tezgahtı bu arada ha. Aynen. Çok iyiydi. Bir şey diyeceğim sana, sen artist falan mısın? Ha? O nasıl rol yapmak kız öyle? Bana diyene bak ya. Sensin artist. Ha, geldi. Hadi bakalım.
Kız. Sen ne güzel yalandan sinir krizi geçiriyorsun öyle. Ayıpsın. Ne yaptınız kanıt işi? Tamam. Al. Güzel. Ragıp'ın arkasındaki gücün Naz olduğunu kanıtladık. Hı hı. Şimdi Nazmi'yi ebediyen hayatımızdan çıkartmak için sıra sende. Okey. Okey. Tamam. Ben gideyim hem şu çatal cebine koyduğumuz telefonu ütü diye kullanmadan alayım. Gerisine bakarız. Şans dileyim bana. Hadi bol şans. Adres burası. Benim amcam bu evde mi yaşıyormuş? Vay 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 vay. Ercan bunlar zengin ya. Benim babam beş parasızın Ayyaş'ın tekiydi. Amcam nasıl bu kadar zengin? Yani doğru adres olduğuna emin miyiz savcım? Bir yanlışlık olmasın. Yanlış yok Ali. Adres bu. Mercan'ın amcasının evi burası. Buyurun. Merhaba. Ben Cumhuriyet Savcısı Sare Çankırı. Evin sahibiyle görüşmek istiyorduk. Müsaitler mi ben bir bakayım. Sizi burada bekleteceğim. Tamamdır, bekliyoruz. Vay vay vay. Şer ittifakı. Ne yapıyorsunuz ya? Sen nasıl buldun bizi? Kimse takip etmedi beni. Çok da takibe gerek yoktu zaten. Ne yapıyorsun çatal? Dur bakayım. Hop. Konumu açık, telefonum her zaman sizinleydi. Ne oldu ya? Betiniz benziniz attı. Korktunuz mu? Korkun tabii. Kendi kazdığınız kuyuya düştünüz. Köksüzlere bulaşmanın bedelini ödeme vaktiniz geldi. Şimdi sen bu Ayyaş Ragıp'ı kullanarak Güleyş'in hisselerine çökmeye kalktın. Doğru mu anlamışım? Yalnız o hisseleri almazsam Ali'ye kimlik de yok. Kardeşinin kim olduğunu, nerede olduğunu söylemek de yok. Bak bunu bilin ha. Yahu sen alacaksın hisselerini Ragıp'cığım. Sakin. Alacaksın. Tamam. Alacaksın. Tamam o zaman. Ama Gülayşe'den değil. Nazmi'ye verecek. Ne? Fark etmez. Ha.
bu herife hisse misse vermem. Sen bu herife hisse misse verirsin. Hatta sadece ona değil, bana da verirsin. %5 buna, %5 bana. Sen delirdin herhalde. Ben sana niye hisse vereyim be? Çünkü hatırlarsan Gülayşe ile benim hiç sevmediğim bir anlaşma yapmıştınız. Ve ikimiz de hapse girmedik. Gülayşe beni kurtarmak için şirketin yarısını sana ve kızına verdi. Ve seninle onu çöpe attığını unuttu. Ama eğer Gülayşe bu şerefsizin arkasında senin olduğunu öğrenirse ne olur biliyorsun değil mi? Doğru hapse yollar seni. Kanıtı da var. Benim de kanıtım var. Ben de seni hapse yollarım. Yolla. Ben sana bırakmam ki zaten. Gider kendim teslim olurum direkt. Güzelim, hapse girmekten korkan sensin. Ben değilim. Bu saatten sonra seni Gülayşe affetse bile ben affetmem. Seni koluma takarım, hapse de girerim. Karar ver. Benim düşünmem lazım. Bana süre ver. Tamam. Polisimizle noterimiz gelene kadar sana süre. 10 saniye. Başladı. Geliyor. Ya noteri seç, hisse devrini yap, bu iş burada bitsin. Ya da polisi seç, buradan tıpış tıpış hapse gidelim. Gözde. Ben olsam noteri seçerdim. Okumuş kadın işte hali başka oluyor. Buyur, gerekeni yap. Thank you.
de vermeniz efendim. Evet. Ben de imzalayayım. Hayırlı olsun. Eyvallah. Buyurun ben eşlik edeyim size. Oğlum. Ne oldu şimdi burada? Hayatında ilk defa bir işe yaradın. Bizi çakalların iline getirdin. Çok iyi tuzaktı yalnız. Saygı duydum. Nasıl hanım? Ağlıyor mu? Bu herife... benim hisseleri verdiğimi nasıl açıklayacaksınız Lara'ya? Açıklamayacağız. Biliyor zaten. Çok iyi tezgahtı aşkım. Eyvallah güzelim. Nazmiyeciğimle Gözdeciğimin bu eşkalleri ne eşkali aşkım ha? Kendi kazdığımız kuyu biz kendimiz düştük eşgali mi sence? Ha? Yok ya. Bence ava giderken avlandık eşgali bu. Yok yok şey. Midyata pirince giderken eldeki bulgurdan olma eşgali. Ver hadi. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Hadi gidelim. Keşke uçup da gemerseydim. Keşke uçup da gemerseydim. Yürü. Ne yapıyorsun ya? Ya al götür şunu şuradan. Al götür. Hadi kalk. Hadi. Hasta. Bırak! Geberteceğim seni. Seni geberteceğim. Hayır! Ha, yeter be! Hadi be! Bırak be! Sus! Yürü lan!
bugün. O çöpte gebermediğine pişman edeceğim seni. O gün o çöpte gebermediğine pişman edeceğim seni. Dur Nazmiye ya. Sen son numaramı gör. Sonra pişman edersin. O neymiş ya? Sürpriz. Ne sürprizi be? Şöyle söyleyeyim Nazmiyeciğim. Dün gece senin son mutlu gecendi. Kıyametin içlileri sayım başladı. Senin kıyametin ben olacağım. Yürü be! Ben alacağım! Sarı, al şunu. Hadi! Al şunu. Hadi! Yürü! Yallah! Al yürü. Şunu. Neymişsin ya? Allah Allah! Yürü! Hasta mısın nesin ya? Yürü hadi! Tipe bak ya. Manyak lan bu. Ragıp. Var var oğlum. Nazmiye'yi niye ağlattınız ya? Akrabasınız siz. Ya sen bir sus be. Sus Allah aşkına ya. Allah Allah. Vay be. Nazmiye hisseleri devrettiğine bu kadar delirdiyse... ben bayağı zengin oldum o zaman değil mi? Ben şimdi kaç paralık adamım? 5 paralık adamsın sen. Bana bak bana. Benimle bundan sonra düzgün konuş lan. Ben bugüne bugün Eyüboğlu hissedarıyım. Öyle mi? Oldu ki yırttın bunları. Ne olacak? Havanın hissedarı olursun lan sen anca. Ver bakayım o kağıdı. Ver bak. Ver bak. Hop 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 hop. Ver lan. Uçtu bak. Uçtu. Hisseler uçtu. Sakin. Anladım. Abimin kız kardeşi kim? Söyle. Hisseleri almadan söylemem. Tamam. Seninle bir anlaşma yapalım. Ali abim kız kardeşine kavuştuğu an hisseleri alırsın. Ya vermezsen? Vermek zorundayız. Ali abimin nüfusunu almazsın yoksa. Muhtacız sana bunun için. Sana nasıl güveneyim? Ha? Yenge sinematik atan bana neler yapmaz. Lan bak beni çıldırtma. Vallahi alır yırtarım şunları. Yok sakın. Tamam tamam. Tamam. Söyle o zaman. Ali abimin kardeşi kim? Söyle. Nerede? Nazmiye'nin bana söylediğine göre... kız... sizin evdeymiş. Ne diyorsun lan sen? Ben... çatala... bebekken sattığım bebeğin ismi... ne? Emine. Vallahi amma bekletti ha. Ben zile basacağım. Dur oğlum. Zafer bir dur tamam. Biraz daha bekleyelim açarlar şimdi. İçeri buyurun lütfen. Sizi bekliyorlar.
Tamamdır, sağ ol. Ayakkabılarınızı çıkarmanıza gerek yok. Beni takip edebilirsiniz. Ercan. Bak eğer burası senin amcanların eviyse amcanlar çok zengin Mercan. İçeriden başka zengin, dışarıdan başka zenginler. Anladık oğlum, hadi gel. Merhaba. Merhaba. Siz Savcı Hanım olmalısınız. Evet, Savcı Sare Çankırı. Merhaba, Perihan ben de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Biz Mümtaz Gökova ile görüşmek istiyorduk. Kendisi müsait mi acaba? Konu neydi acaba Savcı Hanım? Perihan Hanım, tanıştırayım. Mercan. Mümtaz Bey'in erkek kardeşinin kızı. Merhaba Mercan. Sen Şenol'un kızı mısın? Tanıyor muydunuz? Ben çok küçükken bir kere Mümtaz Bey'den para istemek için buraya gelmişti. Ama daha sonra bir kadın tarafından öldürüldüğünü duyduk. Annemi çok dövüyormuş da bana hamileyken de ölmüş. Annem öldürmeseydi o annemi öldürecekmiş. Yani ben hayatta olmayacaktım yoksa. Sen hapishanede mi doğdun? O yüzden Mümtaz Bey'in senden haberi olmadı demek ki. Kendisi nerede acaba? Mümtaz Bey tatilde. Ne zaman döner peki? Vallahi onun işleri hiç belli olmaz. Bilemiyorum ki. Siz eşi misiniz? Hayır, hayır. Ben burada büyüdüm. Kendimi bildim bileli Mümtaz Bey'in yanında çalışıyorum. Yani ister kahya diyebilirsiniz, ister özel asistan. Mümtaz Bey'in eşi vefat etti maalesef. Bu durumda hayatta kalan tek akrabası sensin. Mercan, amcam bir yeğeni olduğunu öğrendiğinde gerçekten çok sevinecek. Sahiden mi? Perihan Hanım, bizim Mümtaz Bey'le bir an önce görüşmemiz gerekiyor. Mercan'ın kimliğini çıkarabilmemiz için kendisinin amcası olarak onu kabul etmesi çok önemli. Senin kimliğin de mi yok? Ah, kıyamam. Peki kendisinin bir iletişim numarasını bize vermeniz mümkün mü acaba? Tabii, tabii, tabii ki. Şurada kartvizit olacaktı. Buyurun. Siz onu ararken ben de bize içecek bir şeyler hazırlatayım. Oturun lütfen, buyurun. Rahatsız olmayın.
Misafirlerimizi ağırlayın lütfen. Oh. Mercan, sen aramak ister misin? Olur. Olur. Ay. Ay. Ben şimdi amcamla mı konuşacağım? Açma sakın. Anne ne oldu? Bunun hapishanede doğan yeğeni çıkıp geldi sonunda. Buna bir çözüm bulmamız lazım Hülya. Yoksa bütün mal bize değil, bu çulsuz kıza kalacak. Yok. Ya canım, tatildeymiş. Açar. Aynen. Yani bir daha ara. Arayayım. Açmadı mı? Yok, açmadım. Hay Allah. Sarı. Ama merak etmeyin. Amcan tatilde ya, telefonu bir yere bırakmıştır. Ben de aradığında söylerim mutlaka. Yeğeni olduğunu öğrenince hemen döner sana. İnşallah. Biz biraz çaylarımızı içelim, olur mu? Aç mısınız? Yok. Yok. Servise başlayın lütfen. Mercan, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Peki sen bu zamana kadar hep kimliksiz mi dolaştın? Aha, biz sokakta büyüdük. Kimliğim yok, yani hiçbirimizin yok. Çok üzüldüm. Yok, üzülmeyin. Biz çok mutluyuz. Nasıl? Bu Ali. Benim çocukluk aşkım. Biz çocukken soğukta, sokakta dilenirken ben iki şeyi hayal ederdim. Bir, büyüyünce çok zengin olacağımız için hiç üşümeyecektik. İki, çok aşık olduğumuz için kesin evlenecektik. Bir süre önce sorsanız ne evlenebildik ne de zengin olabildik derdim ama. Ama amcanızı bulunca zengin oldunuz. Yok. Yok yok, onu demek istemedim. Evlenmek için imkanımız doğdu. Onu demek istedim. O sebeple geldik biz de zaten. Evlenebilmek için kimlik gerekiyor ya. Onun için. Biz Ali'nin babasını bulduk. Benim de amcamı bulunca, kimliklerimize kavuşunca evleneceğiz inşallah. Yoksa amcamın zenginliği gelmedi yani aklıma. Bilmiyordum. Tabii. Tabii canım. Anladım ben onu. İkinizi de şimdiden tebrik ediyorum.
Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Zıpkın abi, bizimkileri al konağa getir. Kötü bir şey değil ama acil bir şey. Leşe'den mesaj geldi de bizim acil gitmemiz lazımmış. Ama bir şeyler yeseydik, oturun lütfen biraz daha. Kusura bakmayın, çok memnun olduk. Başka zaman inşallah. Peki. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Savabildin mi başından? Şimdilik. Yok kimlik lazımmış. Yok evleneceklermiş. Mümtaz Bey. Yeğenin mirasının peşinde. Çatal. Sen bir şey hatırlıyor musun? Ha? Bu adam doğruyu mu söylüyor? Kızının adı Emine miydi? Vallahi oğlum kafam çok karışık ya. Ama Emine'ydi galiba, Emine. Hadi yürü. Yürü. Lan Emine miydi bunun kızı ya? Hangisiydi? Emine miydi, Sultan mıydı acaba şimdi? Ulan hatırla be çatal, hatırla be çatal. Emine mi, Sultan mı? Hangisiydi Ayyaş Ragıp'ın kızı? Hatta Kara onu kaçırdıydı ya. Oo, çatal. Gel bakalım. Ne getirdin bize çatal? Abi ne getirdim biliyor musun? Bak, bak. Bak bu güzeller güzeli kızı getirdim. Bak tanıştırayım. Sultan, Sultan bak bu da Erdal amcan. Ya bu mu güzel? Abi yapma gözünü seveyim ya. Ya kundak çirkini mahalle güzeli abicim. Bak elimdeki bütün bebeklerin içinde en güzeli buydu. Vallahi bak. Ya işine yarar mı diye ilk önce sana getirdim abi ya. Ya çatal, kara kuru bir şey bu ya. Ya bu dilenirken işe yarar da yani... Ya zengin müşteri bunu beğenip almaz çatal. Yok almaz. Ya Erdal abi, abi. Tut lan şunu. Şişt, sıkı tut ha, tamam mı lan? Tamam mı? Şişt. Ya Erdal abi bak ne diyeceğim. Abi gözünü seveyim bir dinle ya. Bak bu bebeği iyi beslenirse var ya çok güzelleşir ha. Vallahi bak babası bunu hep aç bırakmış ondan böyle ya. Ya bak ucuza bırakırım sana. Ya yok çatal istemem ya. İstemem ya. Sultan. Sultan.
sen o Erdal köpeğinin öyle dediğine bakma, tamam mı? Çirkin değilsin. Çok güzelsin. Tamam. Belki Güleş'e kadar komik surat olmasın ama... olsun. O da senin gibiydi çöpte bulduğumuzda. Çatalımız zarar vermesin diye alıp kaçmıştık. Biz onu koruduk da seni koruyacak hiç kimse yok. Ben bana da bir çay doldurun. Ama ikimiz de buradan kaçarsak seni ben koruyabilirim. Koş, kara kaçıyor. Ben kaçıyorum. Ya koş, koş yakala şunu. Koş. Ya koş. Sen benim sermayemi al. Nereye gidiyorsun lan? Ha, nereye gidiyorsun? Kaçıncı kaçışın lan? İkincisi de öldürme, vermeyeceğim lan. Ben ölmeden, benden kurtuluşun yok. Anladın mı? Ben ölmeden benden kurtuluşun yok. İkimizi de öldürecekmiş. Hadi lan, al şunu. Tamam abi. Ya, ya bırak! Bırak! Çatal! Sultan ne yapacaksın çatal? Bırak! Çatal! Sultan ne yapacaksın? Bırak git, bırak! 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 Zincirler şu. Tamam abi. Sabaha kadar cezalı. Yarın sabah da bizim sanayideki dükkanlardan bir tanesine götürün, çalışmaya başlasın. Madem kaçacak kadar sağlam, çalışacak kadar da sağlamdır. Sanayide canını okuyacaklar lan senin. Bittin oğlum sen. Bittin. Erdal abi. Ha. Ya bu bebe ne olacak? Ya çatal çirkin bu. Çirkin bir iş yaramaz. Abi yapma gözünü seveyim ya. Vardır senin yağlı bu müşterin bunu okutacak. Çirkin mirkin artık ya. Ya bu para etmez. Patron kızmazsan bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin Fikri ha? Ne diyeceksin? Zaten sinirlenim tepemde. Ne diyeceksin Fikri? Patron biliyorum benim çocuk olmuyor. He. Benim hatun da evlat deyip duruyor. He. Diyorum ki. Ne diyorsun Fikri? Bu bebeği çatal kaça satıyorsa ben alayım. Ya ben sana o kadar para veriyor mu Fikri? Taksitle maksitle ödesem? Allah'ım ya, taksit diyor ya. Ulan
evladımın başının gözünün sadakası için. Al be Fikri. Al. Ver be. Ya ver. Ya Erdal abi bunun parası. Ya ben sana vereceğim yukarıda. Ya ver şunu. İyi tamam. Al bakalım Fikri. Sağ ol abi. Heh, al. Allah analı babalı büyütsün. Sağ ol abi. Kızım. Lan. Görüyor musun lan? Bak, bak bu bebeğin kaderi senden de, köksüzlerin elindeki Gülayşe'den de daha güzel olacak.